Motorcu abiden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoda Given Drive kankimi ziyaret etmeye geldim. Kask henüz kafamda değil, telefonla çekiyorum. Bana dedi ki arabadan indiğin anda videoyu başlat, video çekmeye başla dedi. Bir sürprizim var, bir şeyim var falan dedi. Şimdi hemen garajın önüne doğru gidelim. Garajın önünde farklı bir şeyler gördüm arabadan indiğimde. Bakalım neler var. Burada değişik değişik motorlar var. Yine şunu inceleyeceğiz bugün. Burada bir Aprilia var. Bu Aprilia herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Selamünaleyküm. Geldim. Nasıl gidiyor box? Hoş bulduk. İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Çok şükür. Bu Aprilia senin mi yoksa Aprilia? Adam Enes'in arabası, motoru şurada. Bu Aprilia kimi? Bunu mu getirdin? Ben seni yarım saat sonra bekliyordum. Sürpriz yapacağım diye. Bunu yine işte Litvanya'dan getirdim. Oğlum. Bu ne ya böyle? Gerçekten... Harbi bir makine. Sen trafik var dedin. Trafik kanka var dedim ama biraz hızlı geldim ya. Biraz sürpriz müpriz bir şeylerden bahsedince... Işte. Acayip makine. Bu ne? Buna bu MP3500 Cilera. Ya bunun yüzüne şimdi kimse bakmaz ama bu da güzel motor yani. Alışveriş ya motor. Alışveriş motor da bu ne oğlum bu böyle ya? Evet, bunu alıyorum kanka. İsterseniz tabii canım, ne demek? Bu benim. Evet, hemen çalıştıralım kanka. Şunlara bak lan. Oğlum efsane lan. Süper oğlum ya. Bir günlük vlog yapalım dedik. Yine aklımızı aldın Given Drive kardeşim ya. Böyle bir şey yok ya. Bunu alıyorum abi kesinlikle. Bu bana yani. Bunlar bizim komutan. Bunlar bizim komutan. Var ya öyle şey. Bunlar bizim komutan. Eksikleri var ama çok uygun fiyata aldım. Öhlins RSV 1000 R Factory. OZ jantları var. Brembo fren sistemi var. Ya bu bildiğin pist için ya. Pist için ya. Efsane. Kendimi biraz depresyonda hissettiğim için yine kendime hediye aldım. Seni bu, düşünerek ama. Çünkü bu motor senin. Bu benim hediyem bence. Senin. Sizin. Şuna bak ya. Sayın motor. Ben normalde bu markaya o kadar bayılmıyorum ama bu motoru görünce aklım gitmedi değil yani. That's a really nice bag. As you can see, yes. The fairings in front are from all. Bunları kim getiriyordu? Vaidas. Vaidas. Ramayka. My very good friend Vaidas, thank you for arranging this transport with this bike. But as you can see, this one was from Vaidas. I bought this from himself. This was his. Boyamış. He painted this in Litauen. Boyalı. Lithuania, yes. And this has a little scratch. Bundan bir şey olmaz. Gidiyor mu gidiyor yani. Evet. Vaidas'ın burada Hollanda'daki arkadaşlar da bence onu merak ediyor. Nasıl getirdiğimi soruyorlar. Biz ona da bir video çekeriz de yine de şimdiden söyleyelim. Belki görüşmek isteyen olur. Tabii. Koyarım numarasını aşağıya. Millet arayıp rahatsız eder kendisini. Vaidas araba derisini de yapıyor. Koltukları deri falan yapıyor Litvanya'da. Bu bayağı uygun fiyatlar. Yani yarı yarıya şey yapıyor. Mesela motorların bunları hepsini deri yapıyor. Belli ha. Bunlar değişmiş ama bence bunlar orijinali değil. Jel koyuyor içine. Aynen. Dikişini yeni atıyor istediğin gibi. Motorcu abi şimdi telefonunu istedim. Diyecek ki acaba niye istiyor? Bence şununla bir tur atsana. Şununla mı tur atıyorsun? Yok, onunla değil. Şununla. Şununla mı? Evet. Kafama bir çatladı. Yok, gerekmiyor ya. Şurada böyle bir yuvarlak şöyle bir bu bir tuzağı mı kurdun lan? Ne? Yok, bu tuzağı değil. Öne iteleyeceğim şimdi seni. Tamam. El frenini indireceğim. Evet. Hangisi? El freni. Evet, tamamen indiriyorsun. Dik durma freni hangisiydi? Gidince mi dik durma şeyi? Şunu şöyle yaptın mı? Evet. Balansı hemen şey yapıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi motorcu abi scooter kullanıyor. Tabii kendisi de bunu beklemiyordu. Bunu Hollanda'da yaşlılar kullanıyor değil mi Enes? 50-60 yaşındakiler kullanıyor. Very nice.
kendisine bunu vereceğimi zannediyor ama yes, very cool. Piaggio MP3 500cc. Buna motor ehliyeti gerekmiyor. Araba ehliyetiyle bunu kullanabiliyorsunuz. Beğendiniz mi? Yani bu ülkede sürüyorsan abi minimum 600-1000cc süreceksin. 4 silindir süreceksin. Ben bunu öğrendim yani. Aynen. Sürsem ne bileyim hani. Güzel işlevsel diyor biliyorum. Tamam. Tamam. İşlevsel de ehliyetiyle sürüldüğü için iki ön teker. Aynen. Bırak da bizim gibi motorculara iki ön teker yakışmaz yani. Biz tek teker veya iki teker üzerinde seyahat etmeyi daha çok seviyoruz. Arkayı da direksiyon gibi kullanıyorsun. Ya işte bu yüzden cruise control tehlikeli bir şey yani. Güzel bir şey de kötü yani. Şimdi şöyle bir şey, motosiklet de güzel bir şey ama kötü kullanırsan kötü, tehlikeli yani. Allah'ım. Ya ayağını camın üstüne koyuyordun diye hatırlıyorum ben ama az yamulsam var ya uçucan aşağı motordan. Aa deyip arkaya tutuyor. Düşüyor. Oğlum dikkat et lan.